Evet. Şeyden bir damattan kaynanamız. Kaynanamız. Sinek buluyor be. Pencereye pencere salgılıyormuş. Yönteme bak. O internette gördüğüm gizli örgüt. Anak. Anak. Buraya fark eden ana plakayla alakası var mı? He? Var mı? Anak gizli örgütü kim? Anak kim? Georgia diyor. Georgia'da doğmuş. Demek ki orada buluştular bu ibis gözlüler. Ha, o Georgia Guidestone dünyanın %90'ı yok edilecek diye. Onlarla alakalı ne söyleyeyim? Ama kim lan? Georgia'da bulunan kim bu ülkede? Kim anak besbelli İlluminati kaçacaklıyor? Mason ne varsa Nikon hepsine bağlantı. Bu anak kaçacaklığıyla alakası ne İlluminati katlanması? O İlluminati kartında yazan doğru mu? Bu kaçacakları yok etmek için suikast şart. Suikast lazım değil mi? Yok etmek için gibi güzel. Yazanı karta göre bunlara suikast lazım hepsine. Bütün düğüne suikast lazım. Yazan o yani. Cafer'in çalışanından sana analarından kadar sana kim? Oraya kadar suikast lazım. Kim be? Tüm üyelerinin öyle tek gözü dönüşebiliyor mu? Aynı o resimdeki gibi. Pint. Ortada çizgi varmış gibi. Renkleri aynı mı? Ana kim lan? Georgia'dan. Ama kim be anak? Babil'in şeyleri olduğuna göre liderleri etrafta olmalı. Babil'e çok yakın burası. Ha? O diğer şeydeki gördüğüm İran'dan kaçan ne zaman kaçtı bu? Şah zamanında mı? Rumeyn zamanında mı? Buraya dolan bir deccal var mı acaba 70 bin Yahudi ile beraber? Hı? Kim bu anak? Yahudi diyorum ya, fakat hayır gizli diyor yani. Trojan atıyor gibi. Yahudi atıyor. Yahudi bile değil. Sabirin kabilesi. Gizli Yahudi. Yani kripto Yahudi, belki de Yahudi görünmemek için Müslüman görünümünde. Fakat analarınla, sülalelerinle, konularla, hayvanlarıyla. Öyle bir şirket mi? Millete öyle şeyler dayatan bu şeyler gibi. Sineklerin efendisine taktıkları zaten bildim. Bari. Millete sünnetsiz, karısı iki çocuğu olan insanların üstüne girin, ailelerini parçalayın diye dayatan bir örgüt mü? Anak! Aile ortamı ortadan kalkacaktı. Amaç bu. Dünya piç dolacak. Ama kim iyice düşünün mü? Kur'an'la yazıyor şeytanın soyu diye. İncil'de yazıyor bu şeytan
düşen melekler ona uyanlar nasıl insanlarla çiftleşip böyle şeyler ortaya getirdiği anlama ki. Ve o yüzden Allah kıyameti kopardığı için onu tekrar fırlama gibi fırladılar beslediğim. Daha önce kaç kere Allah kıyameti kopardı, orada da yazıyor. Sebebi belli. Bak, anlattım. Şimdi tekrar fırladılar özgürleri fırlama gibi. Bize iş düşüyor. Yoksa kıyamet var. Ne yazıyor Kur'an'da? Kafir diyor. Kafirler. Kafir gördüğün yerde var. Müslüman olan böyle yapar. Ben buradan açıkça söylüyorum. Ya bir kili kartımızı gülüşmeden bir kuta kapanmayı yok edin ya da gelin beni yok edin. Ben zaten sülalemi yok etmeye çalışıyorum. Gelin yok edin. Sonra rahat rahat şeytanlarımızla yaşayın. Bir tweet yazmıştım zaten. Size dedim 18'ine kadar millet. 18'inden sonra bu şeyleri halletmeyin. Tek bir duam olmayacak. Yararlanınca. Ne için yapıyorlar? Ne için dayatıyorlar bunu? Sizler de yapın diye. Çünkü yok etmek istiyorlar sizi. Böyle devam edeceksiniz. Yok olacaksınız. Allah yeni bir ilk yaratacak. Yok olacaksınız. Bunların sağ bin gününe kadar izinleri var. Şimdi kaptırmak için. Allah da istiyor ki onları yöken edeceksin. Zaten Allah'ın karşısına çıktı ve Adem'e sözlü etmeyerek zaten karşı çıktı. Sonra insanlığı kirlettiler. Böyle bir ırk ortaya çıkardı. Bu nasıl bir ırk? Bunlar cehennemlik, cennete gidelim. Ve bir gününe kadar gidemiyorlar. Hiçbir yere dünyadalar. Bir gününden sonra ne olur? Allah bilir. Fakat görevleri bu. Şeytanın torunu bunlar ve kabilesi yazan bu işte. Şeytanın kabilesi bunlar mı? Şeytanın soyu diyor. Soyu bunlar mı? Bu tartışmaya gördüğüm bir rüya ile o zaman son geliyor. Bu İblis başı Cezebel denen Cezebel Rabbinin orantısı onunla beraber sonra Allah geliyor bunu alıyor çocukları var alıyor bu gidince o hazır oğulları yiyor diyorlar. Belki bu anlaki ne demek? Ana eski bir belki başlangıçtan olan bir kelime. Anasınla ki demek ki. Çünkü atasözümüz var. Üzüm üzüme baka baka karar. Pislik diye baka baka
pislik olsun. Çok şey pislik. Şimdi o ekmek yiyorum, ben her gün çıkacağım. Dönü çatalmayacak, hafif çoğalabilir. Hiçbir hayvan yemeyecek, küfrenecek, etrafa mikrop salacak. Daha da çoğalacak belki. Bir büyü işi, etrafa hastalık saçma işi. Onu döken tutuklanmalı mı? Çünkü kasıtlı bilinçli bir şey. Sesle Illuminati işi, onları oraya koymak, ana kişi, jigolologanın homo sapını yiyen kabilenin işi. Sitelerde beş beşlik şiir okuyanların işi, paspaslık işi.